siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri ve yine belediye meclis üyelerimiz, Alevi örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız, her şeyden önce burayı var eden sevgili halkımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz temel atma törenimize. Aslında bugün çok önemli bir iş yapıyoruz burada. Bu yüzyılda yaşadığımızda ne kadar çok önemli bir iş yaptığımızı UNESCO'nun bu yıl almış olduğu kararda 750. yıl dönümünde Hakk'a yürüyüşünde Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bütün dünyada ve Türkiye'de Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ve Ayı Evren'in dünya mirasına, kültürüne katkı yaptığı katkılardan ötürü kendilerinin anılmasını değerli bulmuşlardır. Acaba neden bunu söylemişlerdir? Bunu bir kez de biz düşünelim şöyle. Biliyorsunuz her kürsüye çıkan Horasan'dan geldiğimizi söylüyor. Horasan coğrafyasının ne kadar büyük bir coğrafya olduğunu hepimiz biliriz. Horasan İran'dan başlar Afganistan'a kadar, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye'nin belli bir bölgesine kadar içerisine alıyor. Peki Hünkar Hacı Bektaş Veli Horasan'dan geldikten sonra, bu topraklara yerleştikten sonra şimdi Horasan'da neler oluyor? Günlerde televizyonlarda dinliyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Afganistan'da kadınlar öldürülüyor, şeriat özlemleri çekiliyor. Oysa yüzyıllardır orayı terk ettikten sonra Hacı Bektaş Veli onun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Hünkar'ın geldiği topraklara bakıyorsunuz, herkese bir gözle bakın diyor. Ara bul diyor, kadınlarınızı okutun diyor. Ne ararsan kendinde ara, Mekke'de, Kudüs'te, Haç'ta değil diyor. Ve yine Hünkar diyor ki, Arif hem arıdır hem arıtıcıdır. Ve yine Hünkar diyor ki, nefsine ağır geleni başkasına tatbik etme. Bütün evrenin hakları en az senin hakların kadardır, bunu böyle bil diyor. Ve yine Hünkar diyor ki, okunacak en büyük kitap insandır diyor. Böylesine uluları barındıran topraklarda birlikte yaşamamızı sağlayan, bence Hünkar gibi Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş olan, Cumhuriyet'in temel değerlerini ortaya koyan insanların bize bıraktığı mirastır. Biz bu mirasın üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizi hor görmelerine rağmen, bizi tanımamalarına rağmen biz diyoruz ki Büyük Yunus'un dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyoruz. Yine Büyük Yunus'un dediği gibi insan insanın kurdudur ama insan insanın da dostudur diyor. Biz insanın kurdu değil dostu olmak için hep dilimizi dillendiririz. Burada bugün temel atacağımız Cemevi ve Kültür Merkezi de tanış olmak için. Sadece Alevilerin bir kültür merkezi olmayacak. Kâbesi insan olanın, bizi tanımak isteyenlerin, birlikte yaşamayı sevenlerin, benimseyenlerin tamamının kültür merkezi olacaktır. Bu kültür merkezinde şimdiye kadar emeği geçen Çınarcık Şubemizin kuruluşundan bu yana bütün başkanlarımızı, yöneticilerimizi, emeği geçen bütün insanlarımızı bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bizim Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey birbirimizi tanımak. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey ön yargıyı kaldırmak. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey demokratik bir cumhuriyette birlikte eşit bir yurttaşlık sağlayabilmektir. Aleviler ve Alevi örgütleri yıllardır Türkiye'de bir şey savunuyorlar. Eşit yurttaşlığı savunuyorlar. Anayasa huzurunda eşit yurttaşlığı savunuyorlar. Bunu söylerken de başkalarını kötülemek için söylemiyoruz. Birlikte yaşamanın temel unsuru anayasadan, hukuktan, laiklikten, demokrasiden uzaklaşan toplumların halini Orta Doğu'da görüyoruz. Ne hale geldiklerini çok iyi biliyoruz. Onun için Alevilerin en önemli istekleri, Cem evlerinden önce de istekleri, birlikte yaşamak, laik, hukuk devletinde eşit birlikte yaşamayı savunmaktır. Biz bunu savunuyoruz. Başka hiçbir şey savunmuyoruz. Cem evlerimizi ister ibadetine kabul etsinler, ister etmesinler. Ama Türkiye toplumu Alevilerin ibadethanesinin cem evi olduğunu kabul etmiştir. İster parlamento kabul etsin, ister etmesin. Ama bu Çınarcık'taki yurttaşlarımız, Türkiye'deki her ildeki yurttaşlarımız biliyorlar ki Cem evleri Alevilerin ibadethanesidir. Sevgili arkadaşlar, çok kıymetli misafirlerimiz, Cem evleriyle ilgili ilk davayı açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'dır. Vakfımız bu davayı neden açtı? Cem evleri yasal bir statüye kavuşsun diye. Dava Yargıtay Danıştay 10. Dairede lehimize sonuçlandı. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyeceğimizi o günkü mahkeme yöneten reise de söylemiştim. Bugün de söylüyorum.
gitmedik de. Bizden sonra dava açanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler, karar da çıkarttılar. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar benim nazarımda bir hükmü yok. Asıl hükmü olan şey Türkiye toplumunun vicdanıdır. Biz bu ülkenin insanların vicdanıyla bu sorunu çözeceğiz. Ve bunu kabul edecekler ve bunu görecekler ki cemevleri de, camiler de, kiliseler de, sinagoglar da, kısacası vatandaş nereyi vatandaş olarak kabul ediyorsa onun saygı göstermek bir erdem olduğunu hepimiz birlikte birbirimize göstereceğiz. Ama bunu bir kinden değil, bir nefretten değil, bunu ötekileştirerek değil, birbirimize hürmetle yapacağız. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın en büyük özelliği budur zaten. Yine zorunlu din derslerine ilgili davalar açtık. Bunu açarken bazı arkadaşlar, bazı insanlar dinden ne istiyorsunuz diye bize saldırmaya başladılar. Biz asla ve asla kimsenin dininden bir şey istemiyoruz. Biz dinin devletin elinden kurtulmasını istiyoruz. İnsanların vicdanına hapsedilmesini istiyoruz. Alevi çocukların namaz kılmıyorsa zoraki onlara namaz kıldırmak bence psikolojik bir işkencedir. Burada namaza karşı çıktığımızdan falan değildir. Sünni yurttaşlarımızın ibadethanesidir ve ibadetleridir. Onu onlar için biz gerekirse bunu sağlarız. Bedenimizi ortaya koruruz. Ama Alevi çocukları herkes çok iyi biliyor ki namaz kılmazlar, kendi ibadetlerini yerine getirirler. Ve yine zorla Alevi çocuklarına başka bir dinin prensiplerini öğretmek bir insan hakları suçudur. Bu insan hakları suçunun işlenmesine karşı olduğumuz için biz bunu söylüyoruz. Gelin hep birlikte Türkiye'yi daha demokratik bir yere, daha refah bir yere taşıyalım. Bu hepimizin elinde. Bunu biz başarırız. Başka hiçbir yerde beklemeyelim. Kurtuluş varsa bu ülkenin insanların elinde kurtuluş var. Kurtuluş yoksa da yine bu ülkenin insanların elinde kurtuluş yoktur. Hiç unutmayın, Kurtuluş Savaşı'nı bu ülkenin insanları birlikte vermişlerdir. Ve biz ülkemizi medeni, refah bir seviyeye kavuşturmak da hepimizin görevidir. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ister dinli olsun, ister dinsiz olsun. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Bizim için ifade eden tek şey insan olmaktır, insan haklarıdır. Hepinizi aşkla selamlıyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımıza, Ali Musa başkanımıza ve yönetimine ve herkese çok teşekkür ediyorum. Siz değerli misafirlerimiz, sefalar getirdiniz, hoş getirdiniz. Aşk ile kalın. Aşk herkesin çözümüdür. İbadetlerini yapabilmeleri için Koru Belediyesi olarak cemevinin temelini atmaya karar verdik. Arsa tahsisini de Çınarcık Belediyesi yaptı. Kendilerine de aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Cemevimiz sadece Koru Belediyesi değil, birçok belediyede, Çınarcık Belediyesi de yardım edeceğini söyledi. El birliğinden yapacağız, en kısa zamanda yapacağız. Sevgili canlara hayırlı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar arsa tahsisinden, inşaat çalışmalarından, bundan sonra yapılacak hizmetleri gerçekleştirenlerden burada Allah razı olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda hep birlikte, birlik olarak, beraber olarak tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım doğru söyledi. Maalesef hala elektrik, hala su, hala doğalgaz faturası alıyorlar. Çünkü cemevlerini ibadethane olarak kabul etmiyorlar. Her sene kanun teklifi veriyoruz. Ekim'de açılır açılmaz bir kez daha vereceğiz. Reddetsinler. Ama şunu bilin. Partim iktidarı olduğu zaman İlk işimiz bu yasayı getireceğiz. Cemevleri bizim ibadethanemiz olarak kabul edilecek. Sayın belediye başkanıma, belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada sadece onlar değil, hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bir metre demir, bir kilo çimento, bir metrekare fayans getiren herkesten razı olsun. Buradan söz veriyorum. Ne zaman ararlarsa, ne ihtiyacı olurlarsa belediye başkanlarımızı, Türkiye'nin her yerindeki milletvekillerimize tek tek arayacağız. Burayı tahmin edilen süreden çok daha erken bir şekilde beraberce bitireceğiz. Çünkü hayat paylaştıkça, beraber yürüdükçe, beraber adım attıkça güzel.
Herhalde bunu da en güzel burada biz yapacağız. Bunun örneğini göstereceğiz. Ben bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Ali Nail başarı olarak üzerime ne düşüyorsa yapacağıma söz veriyorum ve kısa bir süre sonra da büyük bir onurla buranın açılışına geleceğimize söz veriyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. İnşallah Sayın Milletvekilimizin dediği gibi vaktinden önce başkanlarımızın katkılarıyla, hepimizin katkısıyla burası biter. Malumunuz Anadolu'muz çok kadim bir kültüre sahip. Burada çok büyük kültürler, büyük medeniyetler yaşamış, büyük inançlar var. Ve bugün bize düşe göre hepimizin birbirimizi kucaklayıp, birbirimizi olduğu gibi kabul edip, birbirimizi sevip, birbirimizle dayanışalım. Genel Başkanımızın dediği gibi, Çanakkale'de Kurtuluş Harbi'nde gösterdiğimiz ruhu bundan sonra da bütün milli meselelerimizde gösterirsek inşallah yine eski güzel günlerimize ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüze hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkarız. Hepiniz geldiğiniz için çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, üçler, beşler, yediler, on ikiler, on dört masum farklar, 17 kemerbestler, kırklar, rücül gayb erenler. Yüce Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Bu mekanı cümlemize hayırlı uğurlu eylesin. İbrahim mekan eylesin. Hazreti Ali'nin kırklar cemi gibi kutlu eylesin. Yüce Allah kırkların dadına, didarına bizleri de dahil eylesin. Nur-u Nebi Kerem İmam Ali Pirimiz Üstadımız Pirünkar Hacı Bektaşi Veli. Yüce Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bismillah, Allah Allah. Buyur. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Tekrar bütün herkesi yerine oturmaya davet ediyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.